Sayın milletvekilleri, evet, medyanın söylediği gibi köklü bir değişiklik yapıyoruz. Yargıtay, Danıştay gibi yüzyılı aşkın iki kurumumuzu neredeyse fiilen kapatıyoruz. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 5 gün içerisinde bu kurula yeniden üye ataması yapacak. Sadece kurulda görev başında kalacak olanlar başkanlar. Yani Yargıtay Başkanı, Danıştay Başkanı, her iki kurumun başsavcıları ve daire başkanları. Acaba bu kurumlara hiçbir görüş soruldu mu? Ben şunu tahmin ediyorum. Perde gerisinden soruldu. Merak etmeyin, bu grubu tasfiye edeceğiz. Sizi de çizmeyeceğiz dendi. Ama toplum önünde bu yasa hiçbir zaman tartışılmadı. Bu tartışma detaylı bir şekilde yapılmadı. Ne Barolar Birliği'nden bir şey soruldu, ne ticaret odalarından bir şey soruldu. Bugün gelinen noktada belli bir grubun tasfiyesi amaçlanmaktadır. Hepimiz biliyoruz ki yargıya egemen olan bir anlayış vardır. Ve yargıya egemen olan bu anlayış yaratılmıştır aslında. Burada sorun şudur. Karşımızda devlete kapı tutan, adına ne koyarsanız koyun, paralel mareler, böyle bir yapı var. Devlet içinde yığınak yapmışlar. Bunların tasfiyesi lazım. Tasfiyesi içinde bir takım müttefiklere ihtiyaç var. Geçmişte onlar müttefikimizdi. Şimdi başkaları müttefik. Aslan Sosyal Demokratlar müttefik, bazı milliyetçiler müttefik. Böyle bir müttefik anlayışıyla bir yola çıkılmış. Bunları temizleyelim mantığıyla. Bu şöyle bir tehlikeyi beraberinde getirir. Evet, ortada bir sorun var. Bu sorunun çözümü doğal yollardan olmaz derseniz, ha biz bunları halledelim ondan sonra demokrasiyi getir derseniz, bu çok büyük bir yanılgı olur. Otoriter davranış otoriteyi de beraberinde getirir. Bunun sonu açmazdır. Bunun sonu demokrasiden, hukuk devleti ilkesinden giderek uzaklaşmaktır.